Evet, 1500 ile 2000 TL arasındaki en iyi tabletler listeme hoş geldiniz. Daha önceki videolarda söylediğim gibi benim herhalde en sevdiğim değil, en sevdiğim değil ama böyle bütün özelliklerin belli bir seviyede karşılandığı gayet iyi bir aralık burası. Ki çoğunun da aslında durması gereken nokta burası bence. Daha üste çıkmaya gerek yok. Ben bu listede nelere dikkat ettim? 3 GB RAM, 32 GB minimum depolama, Android 10 ve bu sefer işlemci performansına dikkat ettim. Snapdragon 1662 benim burada kıstasım. Onun aşağısında, üstünde zaten yok da. Onun civarında işlemciye sahip olan modelleri seçtim. Aşağısındakileri direkt eledim. Hani fark edilir bir şekilde daha aşağısında olanları eledim. Daha önceki videoda söylemiştim. Zaten iki tane model var. Galaxy Tab A7 2020 ve Huawei MatePad T10s. Bu iki modelden başka benim için alınabilir bir tablet. Bu aralıkta yok. Ve bu iki tablet de... Gayet iyi modeller ama iki tabletin işte belli noktalarda bazı eksiklikleri var. Ona göre kişinin seçimine göre mesela zaten bu tabletlerde açıklayacağız ama biri bir özelliğini sevmez diğerini seçer. Biri onun özelliği seçme sevmez diğerinin özelliğini seçer. Bu yüzden iki tane tablet iki tane alternatif var bu videoda. Dediğim birincisi Samsung Galaxy Tab A7 2020. 1550 TL'ye bulunabiliyor. Biz buna 1600 TL civarında da diyebiliriz. En baştan söylemek gerekirse bu tabletin iki tane eksiği var. 32 GB'de polama TFT ekran. Onun dışında aslında bu cihazın bir eksiği hani kritik bir eksiği fark edilir bir eksiği yok bence. Ekranı 10.4 inç. Dediğim gibi TFT 1200 çarpı 2000 çözünürlük artık 1080p ekranlara geldik. Bu çözünürlükte 1080p çözünürlük. Onun bir tık daha üzerinden. 7040 mAh'lik ciddi manada büyük bir pili var. Kutudan 7.8 8 wattlık, 8 wattlık bir yani neredeyse 8 wattlık bir adaptör çıkıyor. Bu hatır sayıları derecede uzun şarj sürelerine sebep olacaktır. Hızlı şarj desteği var, daha fazlasını destekliyor ama buna dair bir bilgi yok. Kutudan da 8 wattlık bir adaptör çıkıyor. USB Type C var. Type C olması güzel. Donanımda Snapdragon 662 dedik. Benim referans olarak aldığım tablet zaten bu ve Snapdragon 662. Bu işlemciyle günlük hayatta çok rahat kullanırsınız. PUBG gibi PUBG ağırlığında oyunlarda da orta ayarlarda belki ortanın bir tık altı orta ayarlarda hadi diyelim yani gerçekten bir tık altı. O seviyelerde PUBG'yi oynarsınız. 60 FPS alamazsınız. GFX Tool'u alırsanız belki. 3 GB RAM var. Gayet iyi. 32 GB puan var. Bence 64 olmalıydı. 1 TB hafıza kart desteği var. Bir 32 daha takabilirsiniz. Yani Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5.0 var. Güncel yakalanmış. İşletim sistem olarak Android 10 ve One UI 2.1 var. Android 11 alacaktır. 12 alır mı? Bunun hakkında hiçbir şey diyemiyorum maalesef. Arka tarafta 8 megapiksellik bir arka kamera var. 1080p video kaydı yapabiliyoruz. Ön tarafta 5 megapiksellik ön kamera var. Artık o çamur ön kameralardan biraz daha düzgün kameralara geçiyoruz. Fiyat yükseldikçe. Tasarım olarak 7 mm kalınlık, 476 gram ağırlık var. 4 tane hoparlör var bu cihazın. 4 tane çok kuvvetli hoparlör var. Bu fiyat bandı için konuşuyorum. Çok kuvvetli değil mi? Hani zirveyi oynayan bir hoparlör değil ama 4 tane hoparlör var. Bu fiyat bandı için gayet iyi. Tasarımda gördüğünüz gibi çerçeveler kalın ama çok kalın değil. Dediğim gibi tekrar özetlersek. TFT ekran ve 32 GB depolama dışında aslında bu cihazın öyle ciddi bir eksisi yok. Snapdragon işlemci gördük ilk defa. Snapdragon 1662'yi gördük. Mediatek'lerden falan kurtulduk. Mediatek kötü demiyorum ama Mediatek'in yeni çıkan güzel işlemci işlemciler Eski işlemciler o kadar başarılı değil. 662 11 nanometrelik bir işlemci yani 7400 mAh pil ile birlikte bayağı bir ekran süresi verir bu cihaz. Çok mutlu olursunuz. Gayet de kullanırsınız. E bozum zaten bunlar hikaye dediğim gibi oyun oynarsınız bununla. Bu tablet 1550 TL'ye benim önerdiğim tabletlerden birisi. Ama benim daha çok önerdiğim tablet. Huawei MatePad t Bu tablet 1700 TL'ye satılıyor. Huawei'nin sitesinde fiyat bir tık farklı olabilir. Ben e, piyasadan başka fiyatlara baktım. Ayrıca Huawei'nin sitesini alırsanız yanında kılıf da veriyorlar 1 TL'ye. Kılıfı da 250 lira falan. Ona bakar siz hangi fiyat size uygun geliyorsa onu alırsınız. Bu cihazın da aslında Samsung Galaxy Tab A7 2020'den üstünlüğü IPS ekranı. 1920x2200 çözünürlüğe sahip. 10 inçlik bir ekran var. Tabağı 7 10.4 inçti. 5100 mAh pil var. 2000 mAh daha düşük bir pile sahip. Tabağı 7 mesela bu onun ona karşı bir eksisi. Bunun kutusundan 10 wattlık bir hızlı şarj çıkıyor. USB Type-C var. Donanım tarafında Kirin 710 a Snapdragon 662 ile benzer seviyede bir işlemci. Belki bazıları için hani uygulama optimizasyonu dolayısıyla Snapdragon daha iyi diyenler de çıkabilir. Hiçbir şey demem. 3 GB RAM var. Bu cihazın bence IPS ekran gibi avantajı. 64 GB depolama var bu cihazda. Hani o 32 GB yeter mi? Evet yetiyor. Ama ucu ucuna yetiyor. En nihayetinde hani oyun doldurmaya başlarsanız yavaşlar. evet ucu ucuna yetiyor. Ha böyle her istediğiniz oyunu zaten yükleyemezsiniz böyle fazla sayıda. Ama 64 GB depolama ciddi manada sizi rahatlatır. 512 GB hafıza kartı işte var. Diğerin 1 TB'de bunun 512 GB. Pek mühim bir konu değil zaten hani. Taksana taksanız, taksanız bunu 64 GB hafıza kartı takarsınız. Buna kalkıp da 128'liğin parasını verip takacak birini ben az açıkçası düşünmüyorum. Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5 var. Yine güncel yakalanmış. Kritik eksi kritik eksi diyoruz. İşletim sistemi Android 10. Evet ama Google servisleri yok. Çözümler var mı? Evet. APK ile yükleyebiliyor musunuz? Evet yükleyebiliyorsunuz. Burada problem yok. Herkes bununla uğraşır mı? Herkes buna gü güvenir mi? Yani benim için sıkıntı yok. Hani fiyatla düşünüldüğünde 64 GB depolama düşünüldüğünde. Daha yukarıdaki fiyatlarda Google'un olmamasını tartışabiliriz ama bu tabletteki Google olmayışıyla ben tartışmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Bu yüzden hani benim için e, Galaxy Tab A7 2020'den 64 GB depolaması ve IPS ekranıyla daha alınabilir bir tablet. Ama Tab A7 2020'de ciddi bir pil avantajı var. Kamera tarafında daha iyi Tab A7 2020. Mesela bunda 5 megapiksellik f2.2 f2 arka kamera var. Ön tarafta 2 megapiksellik ön kamera var. Diğerinde 8'e 5. Bunda 5'e 2. 8 mm neredeyse 7.9 mm kalınlığı var. 450 gram ağırlığı var. Tab A7 2020'de 4 tane hoparlör, vardı. Bunda 2 tane stereo hoparlör var. 2 tane stereo şeklinde çalışan hoparlör var. Huawei MatePad Mate t sde 1700 TL falan satılıyor. Kısa bir özet demek gerekirse. Dediğim gibi Tab A7 2020'nin Google var. Snapdragon 662 işlemcisi var. 4 tane hoparlörü var. Kameraları daha iyi. Bu cihazın IPS ekranı var. Kirin 710'a aynı seviyede. 64 GB depolama avantaj. Android 10 fakat Google servisleri yok ve 150 TL civarında daha pahalı. Hani değişiyor ama 100-150 lira daha pahalı. Bir de Huawei'nin listesine atalım ama dediğim gibi fiyat yine orada farklı. Kılıf da veriyorlarsa. Son olarak ben hangisini tercih ederdim? Tekrar söylemek gerekirse ben Huawei MatePad T10S tercih ederdim. Çünkü 64 GB depolama ciddi bir rahatlama sebebi. İşlemciler neredeyse aynı. 150 TL park. çok değil. Ha, Tab A7 2020 alanı neden aldın demem kesinlikle. O da gayet tercih edebilir bir seçenek. Hele hele fiyat duyarlıysanız çok da tercih edilebilir bir seçenek. 32 fiyat bana yetiyor diyorsanız çok tercih edilebilir bir seçenek. Ama şu an hani bugün kendime tablet alacak olsam herhalde Medpad Teonest tercih ederdim diye düşünüyorum. Ama ki, tekrar söylüyorum, e, kesinlikle bu Tab A7 2020 bu tabletten çok daha kötü. Alınmaz değil. Mesela onda IPS ekranı olsaydı Tab A7 2020'de. Ben hani Tab A7 2021 alınabilir de diyebilirdim. TFT ekran olması biraz bence problem. Biraz bence problem ama mağazada gidip görürsünüz. Hani beğeniyorsanız ne ala. Bu videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki listelerde 2000-2500 TL arasındaki listede görüşmek üzere. Kısa bir not bırakayım o video için. Mesela MatePad TNS 1700 TL. Oraya çıkmanıza gerek var mı? Yani bence yok. Çünkü oranın iyi tabletler de aslında 2200-2000 liraya falan satılmıyor. 2400 2500 lira satılıyor. Arada 300-800 TL fark var. Hani daha fazla şey istemiyorsanız ki onların da buradaki tabletler göre daha fazla şey sunduğunu düşünmüyorum. Bir tablet hariç. Buradan direkt bence iPad 8 e atlanmalı. Bence bu tabletlerden direkt iPad 8 e atlanmalı. iPad 8'e atlanmıyorsa bu civarlarda kalınmalı. Bu da dediğim gibi son bir not olsun. Tekrar söylediğim gibi beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.